Geçenlerde genel tekrar 3 testi yapmıştım kuvvet ve hareketten. Şöyle bir soru vardı karşımızda. İşte 3 tane dişli vermişti KLM. Bunlardan K dişlisinin açısal momentumu bu yönde veriyordu. Bu yöntem yönü bakın Y almamış, artı X almış. Altına eksi X. Buraya artı Y ve buraya eksi Y almış. Bununki artı X konumunda, X yönündeyse açısal momentumu L ve M nasıl olur diye soruyordu. Size anlatmıştım ama matkabı görünce çok sevindim. Çünkü matkap sayesinde bunu görsel olarak da sizin gözünüzün önünde canlandırabileceğim şimdi. Burada gülen adam çıkıyor kameranın önünde. İşte gülen adam. Evet, şöyle alalım. Şimdi bakın yukarıdaki parçacık şu dişli. Bunun açısal momentumu yukarı yöndeymiş. Baş parmağım yukarı yönü verecek. Dört parmağım bu dişlinin dönüş yönünü gösterecek. Yani dişli şu şekilde dönmeli. Bakın onu döndürüyorum o şekilde. Onu o şekilde döndürdüğüm zaman yandaki L dişlisi nasıl dönüyor çocuklar? Şuradan şu tarafa doğru değil mi? Bu şekilde bir dönme hareketi yapıyor. Onun o dönüş yönüne şimdi dört parmağımı vereceğim. Vereyim bakın. Şöyle geri alalım birazcık. Çok sonuna kadar getirdim. Dört parmağımı verdiğimde şu şekilde baş parmağımın yönü eksi Y ekseni gösteriyor. Dört parmağımızı verdik dönüş yönünde. Baş parmağım eksi Y. Yani L dişlisinin dönüş yönü eksi Y yönündeymiş. Ama açısal momentum özür dilerim vektör olarak eksi Y'yi gösteriyormuş. Şimdi bir de altta M dişlisi vardı. O ne yapıyor bir bakalım. Onu şuradan oturtayım. Evet şu şekilde dönmeli ki o da ne yapabilsin? Rahatlıkla dişlinin az önceki yönde dönmesini sağlasın. Bunun dönüş yönü nasıl bakın çocuklar tekrar göstereyim. Şu şekilde. Yani çıkarıyorum. Şöyle dönüyor. Böyle dönünce baş parmağım nereye gösteriyor? Aşağıyı. Buraya ne demişti? Eksi x ekseni demişti. Dolayısıyla M dişlisinin de açısal momentum vektörü eksi x ekseni çıkmış oldu. Umarım daha anlaşılır olmuştur bu şekliyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.